22 tutuklu sanığın yargılandığı Sinan Ateş davasının ilk duruşmasının 3. gününde bu kez söz sırası avukatlardaydı. İlk önce sanık avukatları konuştu. 22 tutuklu sanığın avukatları tek tek kendi müvekkillerini savunmaya başladılar ve neredeyse birebir aynı şekilde sanıkların ifadelerini tekrar ettiler ve ilginçtir ki onlar da biz de adalet istiyoruz dediler. Onlar da herkes için adalet dediler. Ve çok ilginçtir ki iddianameyi onlar da doğru, haklı ve hukuki bulmadıklarını tekrar ettiler. Bu ifadeler sırasında en çok da medyaya, gazetecilere yüklenmeleri dikkat çekti. Ve son derece yanlış haberlerin yapıldığını kendi müvekkilleriyle ilgili olarak ve o haberlerinde kamuoyunun üzerinde sanıklara dönük bir baskı yarattığını, bir algı operasyonu yarattığını söylediler. Tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı örneğin benim müvekkilim yaralamaya gitmişti dedi. Sadece ayaklarına sıkacaktı. Ve kamera görüntülerinin de bunu doğruladığını söyledi. Oysaki kamera görüntülerinde başka vurulma anlarının da olması dikkat çekiyor. 3 el ateş etti dedi avukat. Ve bu ateşler doğrudan ayaklara isabet etti ifadesi dikkat çekti. Selman Bozkurt olay yerinde Sinan Ateş'in yanındaydı, kuzeniydi. Ve Selman Bozkurt'un da bir silahlı çatışmaya girdiğini tetikçi Eray Özyağcı'yla onun da iki kez ateş ettiğini ve burada çıkan çatışma sonrasında Sinan Ateş'in ölmüş olabileceğini, başka mermilerden dolayı ölmüş olabileceğini dile getirdi ve yeniden bir savunma talep etti. Yine aynı şekilde Doğukan Çep'in avukatı, Doğukan Çep azmettirici, avukat da diyor ki ateşi öldürme kastıyla hareket etmedi benim müvekkilim diyor. Vücuttan çıkan tüm mermilerde tetikçi Eray Özyağcı'ya ait mermiler değil diyor. Ve bütün mermilerin Eray Özyağcı'ya ait olduğuna dair de bir bulgu yok ifadesini kullanıyor. Bütün avukatlar neredeyse tüm müvekkilleri için tahliye talep etti, beraat talep etti. Cinayetten sorumlu tutulamayacaklarını öne sürdü. Herhangi bir siyasi partiye üyeliğin olmadığına dikkat çektiler. Burada özellikle Emre Yüksel'in eski Ülke Ocakları yöneticisi ve Serdar Öktem eski MHP'nin avukatlarından Serdar Öktem'in avukatları ciddi bir hak ihlaline uğradığını söylediler müvekkillerinin ve onların da bir an evvel tahliye edilmesi yönünde talepte bulundular ve insanlık gereği, adalet gereği tahliye talep ediyoruz ifadelerini yüksek sesle söylediler. Serdar Öktem tahliye talep etmesin mi, hangi delille yatsın gibi çıkışlarda bulundular. Bu çıkışları yaparlarken özellikle medyaya yüklenmeleri dikkat çekti demiştim. Medyanın yalan yanlış haberler yaptığını ve olay günü, cinayet günü Tolgahan Demirbaş'la Emre Yüksel'in aynı araçla İstanbul'a gittiklerini hatırlatarak önceki dünkü ifadelerinde o aracın MHP'ye ait olduğunu söylemişlerdi. O aracın MHP'ye ait olduğunu söylemelerinin medyaya itiraf gibi yansıdığını ve bunun yanlış olduğunu söylediler. Medya üzerinden müvekkillerine bir operasyon çekildiğinden yakındılar. Adaleti yeniden istiyoruz demeleri de dikkat çekiyor. Bugün Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi de yine buradaydı. Duruşmayı izlemeye devam ediyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ona destek olmaya gelen isimlerdi. Ayşe Ateş Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak bir açıklama yaptı ve kumpas olduğuna dair, bu mahkemenin, bu duruşmanın kumpas olduğuna dair açıklamaları dikkat çekti. MHP yöneticileriyle aynı ifadeleri kullanıyorlar dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu cinayetin peşini bırakmayacağını sözlerine ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na Doğukan Çep'in kendisine dönük ifadeleri hatırlatıldı. Doğukan Çep bugün duruşmaya başlarken buradayım gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu taklit etti. Daha öncesinde de Bay Kemal nerede diye sormuştu. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki buradayım ve bu siyasi cinayeti takip edeceğim dedi. Duruşma sürecek. Bakalım müşteki avukatları, Sinan Ateş'in, Ayşe Ateş'in avukatları ne diyecek? Ayşe Ateş'in de duruşmada söz almasını bekliyoruz. Cuma günü de bu duruşmanın tamamlanacağına dair mahkeme başkanından bir bilgi var ve biz de izlemeye devam edeceğiz.
her iki tarafın, herkesin adalet istemesi, herkesin iddianameden yakınması, özellikle sanıkların ve sanık avukatların polislere dönük ağır ifadelerle suçlamalarda bulunması bu duruşmanın daha da ilginç olacağına dair işaretler veriyor. İzleyip göreceğiz.